Merhaba arkadaşlar. Periyodik sistem bölümümüzün ikinci videosundayız. Bu videoda SPDF blok elementlerinin özelliklerinden söz edeceğiz. Önce S blok elementleriyle başlayacağız. Ki S blok elementleri dediğimiz zaman 1A'nın elektron dizilimi S1, 2A'nın elektron dizilimi S2 ile sonlandığı için biz burada 1A ve 2A grubu elementlerinden bahsedeceğiz bunların özelliklerinden. Tabi şunu unutmamak lazım. Helyum da aslında bir S blok elementidir. Ama soy gaz özelliğini gösterdiği için bunun özelliğini soy gazların özelliğini incelerken açıklayacağız. Alkali metallerimizde başlayalım S blok elementi olarak. Bir kere 1A bir grubu elementleri olan alkali metallerin temel hal elektron dizilimleri, elektron dizilimleri S1 orbitali ile sonlanır. Sonlanır. Şöyle ki tabi biz burada hidrojen dışındakilerden söz ediyoruz metaller dediğimiz için. Örneğin lityum ikinci periyottadır. 2s1 ile sonlanır elektron dizilimi. Potasyum 4. periyottadır. 4s1 ile sonlanır. İşte fransiyum 7. periyottadır. 7s1 ile sonlanır. Başındaki e, baş kuantum sayısı da hangi periyotta olduğunu bize belirtir. Şimdi bunlar soy gazlardan bir sonra gelen elementler. E, soy gaza benzerse kararlı hale geçecek. O nedenle fazla olma bir elektronlarını kolayca verdiklerinden dolayı 1a grubunda bulunan elementler aktif metallerdir. Tepkimeye girme eğilimleri oldukça fazladır. Aktif metaller oldukları için suyla ve havadaki oksijenle kolayca tepkime veriyorlar. Oksijenle kolayca tepkime verirler. Hatta suyla tepkimeleri oldukça şiddetlidir. İnternette bununla ilgili videolar bulabilirsiniz. Şiddetli patlamayla gerçekleşir. E, havadaki oksijenle paslanmasın, tepkime vermesin diye de bu maddeler koyu renk şişelerde, küçük şişelerde ve gaz yağı içerisinde saklanır. Havadaki oksijenle temas ettiği anda çünkü hızlıca bozulur ve tepkime verir. Dördüncüsü arkadaşlar, e, bunlar yine aktif metaller oldukları için doğada, serbest halde bulunmazlar. Şimdi bu şu demek? Bulunmazlar. Serbe, serbest halde bulunmak demek element halinde bulunmak demek. Örneğin ben bakır metalini bakır olarak bulabilirim. Yani bakır elementi olarak ama sodyum sodyum elementi olarak bulunmaz. İşte sodyum klorür, sodyum nitrat gibi bileşikleri halinde bulunur. Doğada serbest halde bulunmazlar dediğimiz bu elementel olarak bulunmuyorlar. O nedenle de arkadaşlar erimiş tuzlarının elektrolizinden elde edilirler. Yani bileşiğin içinden çıkararak element halinde alıyoruz. Erimiş tuzlarının elektrolizinden elde edilirler. Bir diğer özellikleri de şimdi bunlar soy gazlardan bir sonra gelen element soy gazlardan bir fazla elektronları var. E bunu verdiklerinde kararlı hale geçecekleri için bu elementler arkadaşlar bileşiklerinde yalnız artı bir değerliğini alırlar. Yani sodyumun tüm bileşiklerinde değerli artı birdir. Ya da potasyumun başka herhangi bir değerlikleri yoktur. Sabit değerlik alan metaller olarak söylüyoruz. İki aya yani toprak alkali metallerimize geldiğimizde bunların da ne olacak? Temel hal elektron dizilimleri dizilimleri siz de tahmin ediyorsunuz daha önce de söylemiştik zaten S2 orbitali ile sonlanıyor. Yani diyelim ki kalsiyum kaçıncı periyotta arkadaşlar bakın dördüncü yatay sırada 4 s 2 ile sonlanır. Ya da baryum 6. periyotta olduğu için 6 s 2 ile sonlanır. S2 ile sonlanıyor elektron dizilimleri. Aynı bir ağda olduğu gibi bunlar da aktif metallerdir. Ama bir A'nın aktifliği daha fazladır. Aktif metaller oldukları için aynı bir ağda olduğu gibi bunlar da doğada serbest halde bulunmazlar. Yine erimiş tuzlarının elektrolizinden elde edilirler. Ve bileşiklerinde hangi değerliği aldığını söylersek şuraya neyse yazayım onu da erimiş tuzlarının elektrolizinden elde edilirler diye. Elektrolizinden elde ediliyorlar. Bunların da elektron sayıları soy gazlardan 2 fazla. Demek ki o 2 elektronu verdiklerinde kararlı hale yani soygaz elektron düzenine ulaşacaklar. O nedenle 2A grubu metalleri olan toprak alkali metaller bileşiklerinde yalnız artı 2 değerliğini alıyorlar. Yani magnezyum tüm bileşiklerinde artı 2 değerliktedir ya da baryum hepsinde artı 2 değerliktedir diyoruz. Gelelim P blok elementlerimize. Tabi burada tüm e, grupları incelemeyeceğiz arkadaşlar. 7A ve 8A'ya bakacağız. P blok elementleri dediğimiz zaman şuradaki elementleri söylüyoruz. Tekrar söyleyeyim. Helyum, hatırlayınız elektron dizilimi S ile sonlandığı için S blok elementi olarak geçiyordu. Ve P blok elementlerinde 3A, 4A, 5A 6A, 7A ve helyum dışındaki soy gazlar bulunuyor. Şimdi biz bunların içerisinde 7A ve 8A grubunun özelliklerinden söz ediyor olacağız. Önce 7A grubuna bakalım halojenler ki bunların içerisinde bizim bileceğimiz şu 4 element flor, klor, brom ve iot olacak. Alttakiler arkadaşlar zaten radyoaktiftir. Siz flor, klor, brom ve iotu gördüğünüzde Ha, ametaldir, halojendir, 7A grubunda bulunur diyebilmelisiniz. Bunların temel hal elektron dizilimleri elektron dizilimleri P5 orbitali ile sonlanır. P5 ile sonlanır diyeyim hızlıca. Mesela hangisi olsun klor. Kaçıncı yatay sırada? 3. Demek ki bunun elektron dizilimi 3P5 ile sonlanacakmış. Ya da iot 5. periyotta demek ki bunun elektron dizilimi 5P5 ile sonlanacakmış diyebiliyoruz. Tekrar söyleyeyim başındaki sayı bize baş kuantum sayısını yani periyot numarasını veriyor. Bunlar da aktiflerdir ee, ama kendi aralarında bağ yapabildikleri için serbest halde iki atomlu yani element halinde İki atomlu moleküller olarak bulunurlar. Olarak bulunurlar. Yani biz flor elementi dediğimizde F2'den, Cl2'den ya da klor, brom, iyot, bunların hep iki atomlu moleküller olarak bulunduğunu söyleyeceğiz. Hatta şöyle bir şey vardır. E, flor oda koşullarında Gazdır. Klor oda koşullarında gazdır. Brom oda koşullarında sıvı. İyot oda koşullarında katıdır. Çünkü bunların arasında, umarım 9. sınıftan hatırlıyorsunuzdur, ee, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, yani London etkileşimleri vardır. Elektron sayısı arttığında da London etkileşimleri arttığı için moleküller arası etkileşimler artıyor ve fiziksel halleri değişiyor. E, aktif ametaller oldukları için bunlar için şunu diyeceğiz metallerle kolayca tepkime veriyorlar ve kolayca tepkime vererek kolayca tepkime vererek tuzları oluşturuyorlar. Vererek tuzları oluştururlar. E ee, özellikler içerisinde en önemlisi aslında belki de şu iki atomlu moleküller halinde bulunmaları Hatta 7A'da olmamasına rağmen şunu da ekleyeyim. Hidrojen, oksijen ve azot da iki atomlu moleküller halinde bulunuyor. Oda koşullarında bunu da ek bilgi olarak buraya eklemiş olayım. Geldik 8A grubu elementlerimize yani soy gazlara ya da asal gazlara. Şuradaki elementlerimiz Aa, görünmedi yeşil çok. Hop şurada. Şimdi bunlar da Önce yine madde madde gidelim. Temel hal elektron dizilimlerinden bahsettiğimiz zaman Temel hal elektron dizilimleri Helyum'un Zaten bir S2, S2 ile sonlanıyor. Helyum dışında P6 ile sonlanıyor. P6 orbitali ile sonlanır. Mesela Hemen bir tane bulalım. Kripton. Kaçıncı periyotta? Dördüncü periyotta. Demek ki 4P6 ile sonlanacak. Ya da radon 6. periyotta olduğu için 6P6 ile sonlanacak. Tam dolu küresel simetri gösteriyorlar. Tam dolu küresel simetri özelliğine sahip oldukları için de çok kararlıdırlar. Kararlıdırlar. Ve bu nedenle bileşik yapma eğilimleri yoktur eğilimleri yoktur. Ha hiç mi yapmıyorlar? Evet zorla bileşik yaptırabiliyoruz. Ksenonun florla yaptığı bileşikler var ama kararlı değil. Bileşik yapma eğilimleri yok diyoruz. Hiç bileşik yapmazlar demiyoruz. Ve bunlar da arkadaşlar oda koşullarında tek atomlu gaz halde bulunuyorlar. Hepsi gaz bulunurlar. İşte o da koşullarında helyum gazı, neon gazı, argon gazı vesaire diyoruz. E, 7A 2 atomluydu. Bunlar tek atomlu gaz halinde bulunuyorlar. Gelelim D blok elementlerimize. Burada çok genel e, söylemler yapacağız. Şuradakiler elementlerden bahsediyoruz. Yani elektron dizilimleri D orbitali ile sonlanan D ile biter diyeyim. Elementlerden bahsediyoruz. Ha, bunlarla ilgili söyleyeceğimiz bunlara geçiş elementleri ya da tamamı metal olduğu için geçiş metalleri diyoruz. tamamı metaldir. tamamı metal. Ha, bunların A grubu metallerinden farkı şu. B grubu daha doğrusu burada bulunan elementler D blok elementleri diyeyim. Bileşiklerinde farklı pozitif değerlikler alabiliyorlar. Bileşiklerinde farklı pozitif değerlikler alabilirler. Tabi hepsi böyle değil ama alabilenleri var. Şimdi hangileri var ve sizin hangilerini özellikle bilmeniz gerekir dersek mesela hemen bulalım bakır bileşiklerinde artı bir ve artı iki değerliğini alabilir ya da demire baktığımızda bileşiklerinde artı iki ve artı üç değerliklerini alabilir. Ee, bunun dışında başka civa var. Yine Artı 1 ve artı 2 alabilen tabii ki başka elementler de var. Ama bu zaten bu ünitenin en son bölümünde değerlik bulma yükseltgenme basamağı bölümünde zaten göreceğiniz şeyler. Bunların A grubu elementlerinden farkı farklı pozitif değerlik alabiliyorlar. Ha şart mı bu? Hayır. Mesela e, yine B grubu olmasına rağmen gümüş bileşiklerinde sabit artı 1 alabiliyor. Bu alabilmeleri durumudur. A gruplarında bulunan 1A ve 2A'da bulunanlar asla farklı değerlik alamaz. 1A artı 1, 2A artı 2 alır. Bunların alabileceğinden söz ediyoruz. Ve son olarak F blok elementlerine baktığımızda ki şuradaki lantanitler ve aktinitlerden söz ediyoruz. Tekrar şunu hatırlatmak da isterim. Bunlar 14 tane element her ikisi de ve lantanitler 6. periyotta bulunan lantan elementinden sonra araya giriyor. Aktinitler ise 7. periyotta bulunan aktinyum elementinden sonra araya giren elementler. Bunlar e, yine tamamı metal. E, sırayı atladım ama temel hal elektron dizilimleri ile sonlanıyor. F orbitali ile sonlanır. Tabi biz bunların elektron dizilimlerini falan yapmıyoruz. İlgilendiğimiz elementler değil. Sizin bunların sadece lantanit, aktinit bir de 6 ve 7. periyotta araya giriyor. Bunları bilmeniz, metal olduğunu bilmeniz lazım. Ve son olarak bunları arkadaşlar iç geçiş elementleri olarak tanımlıyoruz. Çok nadir bulunan elementlerdir. Hatta bu yüzden nadir toprak elementi olarak isimlendirildikleri de olur. Bunlar da bizim f blok elementlerimiz. Bu videomuzda da bloklara göre elementlerin özelliklerinden söz ettik. Bundan sonraki videolarımızda periyodik özelliklere başlayacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.